Dördüncü geleneksel Umur Bey Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 26 Mayıs 2017 tarihinde Umur Bey Belde Stadında gerçekleştirilecek. Kıran kırana geçecek mücadeleye sayılı günler kala Umur Bey Belediye Başkanı Sami Yavaş bir basın toplantısı düzenledi. Olur, hepsi ücretsiz zaten o gün araçlar. Yapalım artı ağımızın ikramları çok, yani yemek, içmek onlar... Umur Bey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yılki özelliğinin altın kemer ünvanı olacağını dile getiren Başkan Yavaş, 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek olan tüm güreş severleri Umur Bey'e davet etti. Evet, çok kıymetli Çanakkale'mizin medya kuruluşlarının muhabirleri, değerli Çanakkale'liler, Umur Beyliler, bu sene dördüncü geleneksel hale getirdiğimiz Umur Bey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin burada hem bir basın aracılığıyla büyük kitlelere ulaşmak amacıyla sizle birlikte olalım, sizle bir istişare yapalım ve bunun tanıtımını üstlenelim diye buradayız. Bu sene inşallah kazasız belasız bir güreş sezonumuzun başlangıcındayız. Dördüncüsünü yapacağız. 26 Mayıs'ta 11'de Cuma günü sizleri de aramızda görmekten onur ve gurur duyacağımız bir güreş organizasyonunda hep birlikte olacağız. Bu sene değişiklik olarak ağamızın 3. yılı ve ona altın kemer hak ettiği bir yıl olacak. Bundan sonra da artık güreşlerimizde bir de altın kemerli güreşler olma ünvanını da almış olacağız. Böylelikle 26 Mayıs'ta bütün güreş severleri, atasporumuza gönül verenleri Umur Bey'imize bekliyoruz. Güreşçilerimiz arasında yine bu sene Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Hamza Köseoğlu, Gökhan Arıcı, Salih Erinç, Nedim Gürel gibi değerli başpehlivanlarımızın bulunduğu 24-25 tane başpehlivanımızın da katılacağı bir güreş olacak. Aynı zamanda Kırkpınar öncesi son güreşler olma hasebiyle de Kırkpınar'dan önceki son randevu ve düello da diyebileceğimiz bir güreş olacak. Böyle güreşlerde artık 4. yılımız olmasından dolayı biraz daha organizasyonumuzda eksiksiz tamamlayıp bütün güreş severlere çok iyi bir güreş ortamı hazırlamak için uğraşıyoruz. El ele verdik. Ağımız da burada çok büyük katkıları var. Umur Bey Belediye'mizin çalışanlarına, Umur Bey halkımıza, bize destek veren sponsorlarımıza da sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Hepinizi güreşe davet ediyorum. Ağımızın da söylemek istediği ağlarla tabii güreşi ağların bolluğu güreşlerin değerine değer katan bir obje olarak nitelendiriliyor. Ağımız da hiç bundan ödün vermeden hemen hemen Türkiye'mizdeki bütün yağlı güreşlere katılıyor. Ağ çevresinde iyi bir yer edinmiş durumda. Onun da söyleyecekler olabilir. Onunla bir sözü bırakıyorum. Üçüncü kez üst üste ağlık yaparak altın kemer almaya hak kazanan Umur Bey güreş ağası Cengiz Han Örs ise inşallah güzel bir organizasyon olacak dedi. Biz de bu sene üçüncü kez üst üste ağlığı yaparak altın kemer almaya hak kazandık. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Başkanımız öncülüğünde belediye personeli, güreşimizi yapan hocamız yanımızda, Cem hocamız, onun öncülüğünde güzel bir güreş olacak. Biz de üstümüze düşen görevi bu sene sezon başında yapmaya başladık. Sene başında Antalya Kumluca güreşlerine başladık güreşlere gezmeye. Oradan insanları 26 Mayıs'ta yapacağımız Umur Bey güreşlerine davet etmeye başladık. Bu hafta sonunda başkanımızla beraber 3 gün 3 güreş gezdik. Cuma günü Kağıthane güreşleri, cumartesi günü Silivri güreşleri, pazar günü Ergene güreşleri olmak üzere 3 güreş ile gezip oradaki hem güreş severleri hem de o güreşlerin güreş ağlarını başkanım da belediye başkanlarını güreşlere davet etti. Onun haricinde Kırkpınar'ın efsanesi Seyfettin Selim'i de gittik. Bürosunu ziyaret ederek Umur Bey güreşlerine davet ettik. Geleceğini sözünü aldık başkanımla beraber. İnşallah bu sene dördüncüsünü yapacağız. Biz 4 yıldan beri beraberiz. İlk sene de ben başkanın yanındaydım. İlk sene ağa değildim ama ilk sene ağalığı aldım. Ben de oradaydım. Yani çocuk gibi büyüttük bu güreşleri. Türkiye'de iyi bir ivme kazandırdık Umur Bey'e. Umur Bey güreşleri artık Türkiye'de hangi güreşe giderseniz gidin her yerde anons ediliyor. Zaten birkaç Umur Bey Belediyesi'nin güreş kulübü de var. Oraya da birkaç pehlivan transfer ederek daha çok ses getirmesini sağladık Umur Bey olarak.
İnşallah biz de 26 Mayıs Cuma günü siz değerli basın mensupları aracılığıyla bütün Çanakkale halkını, bütün güreş severleri Umur Bey Yer Meydanı'na davet ediyoruz. İnşallah güzel bir güreş olacak. Herkes memnun kalacak. Teşekkür ederim. Güreş sporlarına yatırım yapan belediyelerin sayısının çok az olduğunu dile getiren Gençlik Spor Güreş İl Temsilcisi Cem Özden, güreşe verdiği desteklerden dolayı Umur Bey Belediye Başkanı Sami Yavaş'a teşekkür etti. Şimdi Umur Bey güreşleri 4. yılında başkanım ben güreş İl Temsilcisi olarak ve güreş camiası adına güreşe verdiği değerden dolayı ve kulüp çalışmalarından dolayı güreş camiası adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi güreşe yatırım yapan belediyelerin sayısı o kadar çok fazla değil. Sağ olsun Çanakkale'de Sayın Başkan altyapıda çok büyük çalışmalar yaptı. Kulübü devraldı. Şu anda 50 dedi ama 100'e yakın altyapıda sporcuyla Çanakkale'de güreş sporuna Umur Bey Belediyesi Güreş Kulübü hizmet etmekte. Ben güreş ilk temsilcisi olarak güreşe verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza ve güreş ağımıza çok teşekkür ediyorum.